Bu bölüm Gaomon PD 1320 tablet ile çizildi. Birkaç gün içinde tanıtım videosu da gelecek. Lise 1 lise 2 civarındayım. Şu kulübenin tepesinden atlayıp kaçan köpek var ya, ya o olması gerekiyor ya da Alman kurdum vardı bir tane ya da o olması gerekiyor. Öncesinde köpeği bol bol anlatmama gerek yok. O videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü benzer ilgi düşünce ikisinde de geçiyor. O videoda da dediğim gibi köpek bize gelince biz o köpekle çok fazla ilgilenmeye başladık. Arkadaşla evlat edinmiş gibiydik. Bütün vaktimizi ona harcıyorduk. Önemli bir işimiz yoksa okul harici zamanlarda bahçeye geçer orada takılırdık. Yine bir gün bahçeye geçiyoruz ama hava bayağı soğuk. Kış geldi mi tam hatırlamıyorum. Fakat ciddi anlamda soğuk. Kemiklerin titriyor kemiklerin. Köpek de gitgide bana alıştığı için şöyle bir huy edinmişti. Onunla çok fazla vakit geçirdiğimden dolayı bağlanmıştı bana ve yanımdaki insanlara karşı korumacı olmaya başlamıştı. Yanımdaki herkese saldırıyordu ya. Öyle ciddi saldırı değil tabi. Üzerine atlıyordu. Daha çok güç gösterisi gibi. Ama korkutmaya da yetiyordu. Bu yüzden bahçeye girenleri girmeden önce uyarıyordum. Bak köpek üzerine atlar diye. Onlar da diyor ki ben ne korkacağım ya. O benden korksun. Bunu diyor. Adımına atıyor. Bahçe duvarında buluyor kendini. Hatta bir fotoğrafı vardı. Bulabilirsem koyarım videoya. Bahçe duvarına 5-6 kişiyi dizmişti köpek. Bu arkadaşla yine girdik bahçeye. Arkadaşın üzerine atladı köpek. Hayvan da bayağı cüsseli bir şey. Bu bayağı tırstı köpekten. Çıktı masanın üzerine aşağıya inemiyor. İndiği an üzerine atlıyor köpek. Oyunlarda güvenli bölge olur ya o bölgedeyken kurşunlar sana asla zarar vermez falan. Birebir o ya. O masa o çocuk için o olmuştu. Asla saldırmıyordu köpek. Saldırmıyordu ama gözlerini de asla ayırmıyordu. Hayvan bayağı güdümlendi çocuğa. Bir süre orada takıldık muhabbet ettik. O sırada ne oldu tam hatırlamıyorum. Benim yukarıdan bir şey almam gerekti. Dedim çocuğa burada bekle ben evden bir şey alıp geleceğim hemen. O da dedi ki çok bekletme. Hava soğuk ve beni bununla bırakma. Dedim tamam oğlum çok bir şey yok. Hemen çıkıp ineceğim ne olacak ki yani? <laughs> Çıktım yukarı. Karnım da biraz acıkmış. Baktım dolapta bir şeyler var. İki dakikada bir şeyler atayım dedim. Bunları yerken de biraz televizyon izleyeyim dedim. Çok sürmez yani. Televizyonu bir açtım. Narnia var televizyonda. Ben de o filmi o zamanlar meşhur savaş sahnesi var. O sahneden dolayı çok severim. Birçok insan vardır benim gibi. Kalabalık savaş sahnelerine bayılanları diyorum. Ben de o tayfadanım. Denk geldi mi gözümü ayırmam televizyondan. Oturdum izlemeye başladım. Savaş sahnesine daha az kalmıştı. Daha önce de izlediğimden dolayı biliyordum zaten. 5 dakika 10 dakika derken ben orada 30 35 dakika kalmışım. Film bitti dedim ana. Bizim çocuk aşağıdaydı la. Hemen televizyonu kapattım yaldır yaldır aşağıya iniyorum. İçimden de diyorum ki umarım sövmez falan. Bahçe kapısını bir açtım. Geldiğimi duydu ama hareket edemiyor çocuk. Aşağıda inemiyor hayvan saldıracak diye. Kafayı yavaş yavaş çevirdi bana gözlerini kırpamıyor çocuk. Yine soğuktan ağzını oynatamıyor gözleriyle sövüyor. Hani beklerken çiçek tüttürürüm demiş kafasında ama çakmağa dalmışım. Zaten masada herhangi bir şey de yapamıyorsun. Telefonu da yoktu. Yarım saat boyunca titreye titreye masada köpekle bakışmış çocuk. Yazık lan. Mesela bu yaşlarda bir ...bana böyle davransa direkt iletişimi keserim. Ama o zamanlar zaten çocukluk arkadaşım... ...hatta bebeklik arkadaşım olduğu için... ...birbirimize sürekli böyle şeyler yapardık. Bir iki küfür etti, Sonra normal hayata geri döndük. Bu da böyle saçma bir anımdı işte. Sizin de varsa böyle anılarınız... ...yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bu sefer ilk defa bir şey deniyorum. Videoda bahsi geçen arkadaşları... ...ara ara aramayı planlıyorum. Bu videodaki arkadaşım da benim neredeyse... ...22-23 yıllık bir arkadaşım. Ne yapıyorsun la? Sana ne? Bir He? şey soracağım sana. Söyle. Şimdi kayıttasın kanki. Tamam. Seni ben bahçede unuttuydum ya. Kayıtta mıyım canlı yayında Ona göre konuşacağım. <laughs> Yok evet. kayıttasın. Rahat ol. Ağır konuştuğunda tamam. kırpacağım. Tamam. O olay hakkında ne düşünüyorsun? Senin bahçede unuttuğum olay var ya be köpekle. Kanka yani hayal kırıklığı <laughs> yaşamıştım. Ne şey ya karşımda aslan gibi bir tane hayvan masada. iki buçuk saat elimde bir tane <laughs> sigara çakmak olmadan bekledim. Yani ne yapabilirim? Ve arkadaşım sıçmaya gitti. İki buçuk saat film. Ben aşağıda can çekişirken sence nasıl, bir yıkım olabilir? Benim için. Bence keyifliydi yani. Tabii. 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 Film izlemek. Sen orada filmi izlerken benim gözümde oluyordum. Mermer mer masanın üstünde oturdum. İki buçuk saat. Karşıma kocaman Alman kurdu. Salyaları akarken ağzından gülme kızım zaten sinirim bozuldu. Takipçilere söylemek istediğim bir şey var mı? Beğensinler. Yorum yapsınlar. Takip etsinler. Ne diyeyim ya. Bak Yok lan o anlamda demiyordum ama olsun. O da olur.